Ne tarafa gidiyoruz? Ne tarafa gidiyoruz derken? Yani seni ne tarafa bırakacağım? Evin nerede? Hey yok. Senin yolun üstünde bir yerde inerim ben. Yolumun üstünde bir yerde inerim derken? Serra ya, ne kadar sıkıcısın. Yani evine bıraksam ne olacak ki? Yok, bir şey olmaz. Tabii ki bırakabilirsin. De, ben eve gitmiyorum. Bir arkadaşımın yeğenine İngilizce çalıştırıyorum. Annesinin iş yerinde. Oraya gideceğim. Bayağı havalıyız. 7'den 70'e her kategoride öğrencilerim var diyorsun. Başarılı olmak böyle bir şey. Ukala. Kızlar bayılır bir şeyler anlatmaya. Kendi hayatını anlatmayı seven tiplerden değilim demek ki. İyi, tamam. O zaman ben sorayım, sen anlat. Kardeşin var mı? Bir abim vardı. Vardı derken? Öldü. Nasıl öldü diye sormuyorum. Sorma. Çok üzülmüşsündür. Çok üzüldüm. Günaydın. Günaydın. Ben birden tanıyamadım, kusura bakmayın. Olsun. Fark ettim ben de tanıyamadığını. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum, Beşiktaş'a. Aa, benim de orada işim var. Atla gel, bırakayım seni. Gel kızım, gel. Günaydın Küçük Bey. Günaydın Asena. Erken çiz bakıyor. Yok. Genelde hep bu saatlerde gidiyorum spora. Spora mı gidiyorsun? Vücut mu geliştiriyorsun? Yeni yeni kız arkadaş yapmışsın. Aa, kızı al garipçelere kadar götür, sonra da hatırlama. Selim, Selim, Selim. Sana ne Asena? Çünkü senin için üzülüyorum. O neymiş? Niye üzülüyorsun benim için? Kız işleri çok zor senin için. İhsan gibi karizmatik ve başarılı adamların oğulları ilişkilerinde başarılı olamazlar. Hiç mutlu da olamazlar. Kendilerini kuvvetli hissetmek için böyle vasat silik kadınları tercih edip vasat silik hayatlar yaşarlar bundan. Hadi ya. Öyle mi cidden? Hı. Benimse senin bu muhteşem saptamandan anladığım nedir biliyor musun? Ne? Başarılı ve işkolik adamların kendilerine her açıdan muhtaç süs bebeklerini tercih ettiğidir. Süs
bebek ha. Olsun.